Adını gümüş madenlerinden alan ve uzun yıllar Osmanlı Darphanesi'ne ev sahipliği yapan Gümüşhane, bu açılışla ülke ekonomisine yeniden katkı sağlamaya devam edecektir. Gümüşhane tarih boyunca nitelikli insanlar yetiştirmiş, yetiştirmeye de devam edecektir. Koza altın işletmeleri Gümüşhane'de olduğu gibi ülkenin dört bir yanında arama ve üretim faaliyetlerine hız vermeden devam etmektedir. Masra altın madeninde 2014 yılında 283 çalışanla üretim yapılırken faaliyetimiz durduğu için 2017 Ocak ayında bu sayı 62'ye düşmüştü. Değerli devlet büyüklerimizin ve sizlerin desteğiyle bugün madenimizi tekrar açıyoruz. Ocak ayından bu yana yaptığımız işe alımlarla Gümüşhane'ye tekrar arzu ettiğimiz desteği vermeye başladık. Masra altın madeninde bugün itibariyle 142 koza altın çalışanı, 65 müteahhit firma çalışanı istihdam edilmektedir. Bura biliyorsunuz FETÖ'nün finans kaynaklarından olan bir yerdi. Ama biraz önce dediğim gibi aslını buldu. Koza altın maden işletmeleri, Sayın Genel Müdürüm'ün dediği gibi taşımızı, toprağımızı altın yapıp hem ilimizin ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Ülkemiz günden güne gelişim göstermektedir. Hedefler doğrultusunda 2023 yılında dünyadaki ülkeler arasında ilk 10 sıraya girebilmek için çok çalışmalıyız. Çok üretmeliyiz ve bunun için de çok fabrikalar kurmalıyız. Masra altın madeninin açılışının ülkemize, milletimize, Gümüşhane'mize ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. Bu işletme malum sebepten dolayı kapatılmıştı. Bizler milletvekili olduğumuz zaman bu işletmenin kapalı olduğunu ve yüzlerce hemşerimizin de işsiz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Ve hemen harekete geçtik. Sayın Başbakanımıza İzmit'te, Kocaeli'de bundan 6-7 ay önce Osman Akgül abimiz, valimiz Ercan Bey ve il başkanımız Celalettin Bey'in olduğu bir ortamda durumu kendilerine arz ettik. Sayın Başbakanımız bizi dinledikten sonra talimat verdiler. O zaman dediler ki derhal buranın açılması için çalışmalara başlayın. Hızlı bir şekilde evrakları, dosyaları içeri verdik. Takip edildi. En son başbakanlığa çıkardık. Sağ olsun Sayın Başbakanımız da imzaladılar. Çevre Bakanlığı'nda bekleyen chat yazımız, dosyamız vardı. Çevre Bakanımızla görüşerek chat raporunu çıkardık. Dosyasının iznini aldık. Burada bir patlatma izni alınabilmesi için maden patlatma izninin için Enerji Bakanlığı'na yazımız gitti. Hızlı bir şekilde oradan da yazımızı çıkardık. En son valimiz tabi izini imzalayınca artık işletmemiz açılır hale geldi. Tabi bunlar böyle kolay olmuyor. Gerçekten uzun uğraşılar istiyor. Belki bu süreçte Salih Bey'le en az 50 defa telefon görüşmesi yapmışızdır. Sık sık da bir araya gelmişizdir. Değerli kardeşlerim, biz bu işletmeyi neden açtık? Bakın şu ana kadar zannediyorum 170 kişi tekrar işe başladı. Ve inşallah yıl sonuna kadar da 400'e ulaşmayı hedefliyoruz. Gümüşhane'mizde gerçekten istihdama çok büyük katkısı olacak bir tesistir. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine katkısı olacak bir işletmedir koza altın işletmeleri. Tabii biz bunun yanında ayrı bir maden izninin de verilmesiyle alakalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onda da iyi bir noktaya geldik. İnşallah orada da bu sene sonuna kadar bir 400 kişi işe alınacak. Tabii ben aynı zamanda Çevre Komisyon Başkanıyım. Bundan dolayı da zaman zaman eleştiri alıyoruz. Bazen diyorlar ki ya Çevre Komisyon Başkanı maden sahalarının açılması için maden firmalarına destek veriyor, yardım ediyor. Değerli kardeşlerim, devletimizin her türlü denetim mekanizması var. Teknik düzeyde olsun, idari düzeyde olsun. Biz çevreci, madenciliğin her zaman arkasındayız. Bunu da her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Gümüşhane'miz Osmanlı döneminin en önemli maden işletmelerinden biriydi. Ama maalesef uzun yıllar biz bunlardan mahrum kaldık. Özellikle burada işletmecilik yapan firmalar gerçekten
Türkiye çapında bu işte uzman firmalar. Dolayısıyla bizim bu noktada hiçbir endişemiz yok. Biz çevreci madencilik yapıldığı sürece bu firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İstihdamı artırmak için gayretlerine her zaman destek vereceğiz. Bazıları diyor ki efendim, turizm destinasyonu aynı zamanda Gümüşhane, madencilikle turizm bir arada yürür mü? Yürür değerli kardeşlerim. Her biri ayrı platform, her biri ayrı sektör. Hem madencilik yapılır burada, hem de turizm tesisleri açılır. Nitekim şu anda turizmle ilgili de çok önemli atılımlarımız var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Cuma gününde 11 ayın sultanı Ramazan'ın arifesinde olmak üzere burada bulunduğumuz bu işletmenin devletimiz için güzel hizmetlere vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Hayırlı olurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Thank you.